dürüst insanlar var hala, çok şükür. Hakikaten çok. Allah Allah. Tamam, bunu insanın evet. Eşinden geldiği gibi söyledi. Fakat dikkat etsen, Allah-u Teala öyle ihsan edince edebe de riayet ediyor. Evet, evet, evet. Evet, onun daha çok riayet. Cıvıkmışım ben. Evet. Onun cıvıklığı başkaları için belki de şey çok önemli bir ahlak göstergesi de olabilir. Onun cıvık dediği şey. Başkalar mı? Dinleyicilerimiz var, evet. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, ikinci dinleyicimiz. Selamun aleyküm efendim, cümleten. Aleyküm selam efendim, buyurun. Benim bir sorum olacak. Helallaşılmış kul hakkı için sonradan ilave edilen kul hakları eskileriyle beraber tekrar bir araya gelir mi? Öncekiler silinir mi? Bu kadar efendim. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Buyurunuz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Amin. Sizlerden de. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde dinimizi doğru düzgün öğrenme fırsatı bulduk. Estağfurullah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Benim namazda o kıraatla ilgili önemli sorum olacaktı da. Şimdi şöyle, ben namaz dualarını ezberledim. Yani ezberlemeye çalışıyorum ama yani bazı surelerde şöyle, yani mesela Fatiha-i Şerife'yi okurken hani son kısmında hani böyle derken orada hani bazı harfler çıkmıyor. Yani çıkaramıyorum. Veled dalil değil mi? Veled dalil. Tamam. Yani uygun. Tamam. İlle tam yerlerinde değil. Yakın bir ses çıkarınca da olur. Sinki oluyor. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de başka bir sorum vardı ama. Ha, şöyle. Ya ben sizin programlarınızı, Gönül Senarı'nda falan hepsini telefona indirdim. Acaba bunları hani telefonda bulundurmak uygun mu? Yani istediğim zaman dinleyebileyim diye. Yani sürekli dinliyorum ama. Tamam efendim. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz, şimdi o 40 gün meselesi, 40 gün helal lokma yerse, o zihninde yer etmiş. Ben de diyor 40 gün sadaka vereyim diye bir türlü tamamlayamıyorum. Acaba diyor kazancımla mı? Yok, kazancımla bir alakası yok. Onu arka arkasına olmasa bile yine tamamlayabilir. Bir mahsuru söz konusu gibi elinden geldiği kadar vermeye devam etsin. İhlas Vakfı da böyle bir şey başlattı. SMS'le yani bizzat gidip vermek yerine hemen geliyorsun. Telefondan da geliyor. Bir miktar zaten herkesin verebileceği şekilde. Şu kadar demiyor zaten. O yanlış. O olmaz o. Allah-u Teala korusun. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocamız ve Enver abilerin ortaya koymuş olduğu sisteme de aykırı, kitaplarda yazılan da aykırı. O da aykırı. Şeyde sadaka, gönlünden tutan adam 1 lira verir ama hücrelerine varınca bir kadar Allah rızası için verir. Öbürü ise 1000 lira verir. Bu 1 lira 1000 liradan kıymetli olur. Nitekim adı şerif var. Hesabımın bir avuç arpa sadakası sonrakilerin o daha kadar verdiği altın sadakasından kıymetlidir buyuruyor. Dolayısıyla bunun azı çoğu olmaz. Yani İhlas Vakfı da o şeyi başlatmıştı. Kimse de zaten gördüğü yettiği yok. Oraya yazıyorsun işte 5 lira, 10 lira, 20 lira, 30 lira neyse gücün neye yetiyorsa vermeye devam ediyorsun. Ve bir kolaylık oldu. Hatta yeri geldiği için onu da mesela nakledelim. Bu bir kimse vefat ettiği zaman arkasından iskat yapılıyor ya efendim. Mesela biz sürekli onu naklediyoruz. Aslında bu bütün Müslümanların öğrenmesi ve başkalarına da aynı şekilde ihtiyaç kalmadan kendilerinde yapması gereken bir şey. Zekatı altınla devir, sadakayı fıtırı altınla devir zor bir şey değil. Yani defalarca anlatıyoruz. Bir de ölenin arkasına iskat yapılması. Bu da Saadet-i Ebediye'nin Tam İmran Saadet-i Ebediye kitabının meyit için iskat bahsi var. Orası dikkatli bir şekilde okursa
bir kimse, kadın olsun erkek olsun, namaz için ne kadar altın devri yapılacak, oruç için, zekat için, kul ve hayvanatları için devir yapılması orada anlatılıyor. Birkaç fakir bulunursa onlarla da bu devir işini kendileri de halledebilir. Peki efendim halledemedi, halledemedi. Mesela yani 50 ve yukarı yaşa tırmandığı zaman en az hani 20 kilo yakın namaz iskatı için altın devri yapılması lazım. Altın devri yapılması gerekiyor. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bu devri yapabilmek için bir erkek fakir olacak. Ama bu erkek fakir de salih 5 vakit namazını kılan ve buna inanan olacak. Niye? Çünkü vefat etmiş. Acilen onun ihtiyacı var. O fakir fedakarlıkta bulunuyor. Hani diyelim ki 20 kilo altın devri yapılacak. Elinde 200 gram altın var veyahut da 300 gram altın var. 300 gram altını falan efendinin namazın iskatı için sana verdim. Verdim deyince o fakirin oldu. O fakir meyyitin ihtiyacı olduğu için fedakarlık yapıyor. Bunu diyor hediye ettim. Ve bunu 30 defa 40 defa neyse elindeki şeyine göre devir yapıyorsun. Şimdi bazıları soruyor. Efendim diyor hani bu iskata oturan fakirlere saat devir diye yazıyor ya. 3-5 kuruş vermeli gönlünden var. Ne kadar? Ha. Oraya getireceğim. Bunun ne kadar yok. Kaça yapıyorsunuz diyen var hatta. Aha. 20 kilo altını sen veremezsin. Ben de veremem. Hatta Türkiye'nin bir numaralı zenginleri, Koçu, Sabancısı bilmem nesi onlar bile veremez. Yani 20 kilo altın bu. Burada bir fedakarlık söz konusu. Allah rızası için. Senin de gücün neye yetiyorsa onların önünü almak için. Onların öyle beklentisi yok oraya o taraf fakirleri. Zaten öyle fakirlerle yapılıyor. Böyle fakirlerle yapılıyor. Yoksa bu pazarlık işi değil. Onun için piyasada üç kağıtçıları var bunun. 10 bin liraya yapılıyor. 20 bin liraya, 30 bin liraya, 50 bin liraya falan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Bu Allah rızası için yapılır. Ve meyyitin sahibi de Allah rızası için. 3 kişi mi otur, 4 kişi mi otur, 5 kişi mi otur? Onlara yerine göre 150 lira verir, yerine göre 200 lira verir. Efendim 5 kişi ise işte... Durumum benim müsait 1000 lira verir, 5000 lira verir. O onun bileceği bir iş. Ama bu iş pazarlıklı olmaz. Şey de öyle. Mesela diyor ki ben diyor burada işte kendi akrabalarımdan böyle 5 vakit namazını kılan, orucunu tutanlar var. Ama devir işini bilmedikleri için birisini yapması lazım. Biz üstleniyoruz. Sen de üstleniyorsun, ben de üstleniyorum. Ben de aynı şekilde alıyoruz. Buradaki bilen arkadaşlar üstleniyoruz biz bunu. Biz vekalet alıyoruz. Onların adına bu devri yapıyoruz. Onların bedelini vermeleri lazım ama. Onların bedelini vermeleri lazım. Usul ve furun dışında bunları vermeleri gerekiyor. Bu Allah sağlığı için yapılır. Şimdi Mustafa Bey gözümün içine bakıyor. Sizin hiç kârınız yok mu diye. Olmaz mı? İster iskat olsun, ister fıtra veyahut da aynı şekilde zekat devirlerinde olsun. Kârımız çok. Mustafa Bey soracak kaç para diye. İsmail Bey de bakıyor. Ne kadar kâr ediyorsunuz? Ne kadar kâr ediyorsunuz? Yani bir işten ne kadar kâr ediyorsunuz? Şimdi Muhammed Mansur Hazretleri'nin mektubatında da İmam Rabbani Hazretleri'nin de var. Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh herkese lazım olan iman kitabına da almışlar. Orada bu hadis-i şerifleri okuyun. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor okuyun ve manasını iyi düşünün. Orada bazı hadis-i şerifler var. Mesela hatırımda kaldığı kadarıyla meali itibariyle buyuruyor ki bir Müslüman bir kardeşinin dünyevi konuda bir işine yardım ederse Allah-u Teala da ona mahşer günü mizanın başında yardım eder. Ona kârı görüyor musun? Ya dinle yardım edersen şimdi efendim 1000 lira verdi, 10000 lira verdi, 100000 lira verdi. Ya istersen aynı şekilde bir tır altın getirsin. Benim günahlarımı öder mi bu? Ödemez. Ama Allah-u Teala ey kulum sen acizdin. Dünyadayken benim dünyalık işinde aciz kalmış yapamayan bir kuluma yardım ettin. Şimdi sıra bende der. Hele dünya dini konularda yardım ediyorsan Allah'a falan yardım. Nasıl yardım eder? Ya tonlarca günahın olsa siler atar ya. Bunu neyle alırsın? Hangi parayla alırsın? Kimse duymasın da kârım çok ha. Çokmuş. Ben de onun kârı çok. Kârı çok. Şimdi kıyamete doğru gittiğimiz için anlayışlar, idrakler de azaldı. Azaldığı için ha hocanın kârı çokmuş. Mustafa Bey'in kârı çokmuş.
bedava yaptırmasın. Bedava derken cebini, elini cebine alsın. Niye? İskat da olsun, zekat devrinde olsun, sadaka-i fıtır olsun, geçmiş kurban borçlarını öderken olsun, bunları yaparken elini cebine alsın. Yani zekatın devrini yaptım, üstüne yatmasın. Mutlaka versin fakire. Geçmiş senelerin kurban borçlarının devrini yaptırdı, üstüne yatmasın, eline geçtikçe ödesin. İskat yaptırdı, elinde imkanı varsa 3-5 kuruş versin. Ne olur diyorsun. Allah rahmet eylesin, hemen abiler hep naklederlerdi. Hocamız kendi hocasından, yani Zeytap-ı Rahim Arvas Hazretlerinden nakledermiş. Edem bulur, edem bulur, edem bulur. Arkasına da Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, Efendi Hazretleri derlerdi onlar. Efendi Hazretleri böyle buyururdu. Ama arkasına, kardeşim ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik vurur, kötülük eden de kötülük vurur. Yani sen başkalarına iyilik edersen, fedakarlık edersen, elini cebine atarsan merak etme. Senin arkandan gelen birisi de elini cebine atar. Neticede o fakirlere gidiyor yani. Tabii, o fakirlere gidiyor. Osman Hoca'nın cebine giren bir şey yok. Yok. Dolayısıyla efendim işte ben meyitlere dua ediyorum. Sana da dua eden bulunur. Hani onu sık sık böyle anlatıyorum da, yani canlı bir misal olduğu için anlatıyorum. Kendi babaannem olduğu için anlatmıyorum. Ben İmam Hatip'in birinci sınıftan son sınıfa kadar, İlahi son sınıfa kadar nenemle aynı odada 11 sene beraber kaldık biz. Aynı oda. Kadıncağız işte evde olduğum süre içerisinde 5 vakit namazda ya. Hiç sansama kadın. Önünü açardı falan dua ederken sonunda. İşte anne ve babama ondan sonra kocasını da çok seviyordu zaten. Dedemin ismini koymuşlar bana Osman. İşte Osman hocamın urufu şerifine derdi. O da Osman hoca, ben de Osman hoca. Hatta kabir taşında yazıyor Osman hoca diyor. Ben ölmüşüm yani, kabirim orada. Kabir olsun. Ruhu diyemezdi, urufu şerifine. Çok saf bir kadındı. Bir gün böyle bir ikindi namazıydı, hiç unutmuyorum falan. Gene böyle urufu şeriflerine deyip duruyor. Domuz sırada okundum. Nere dedim ya. Seninki de benim köşeyi döndü. Sinirlerdir ediyor. Köşeyi döndü. Böyle saf saf yüzüme baktı. Bir söz söyledi. Oğlum dedi ya. Biz edelim de bize de bir eden bulunur. Ya, torunları ver, evlatları de demedi bak. Eden bulunur dedi. Seneler sonra Allah Teala böyle bir radyo ihsan etti. Biz babaanneden bahsedince ben Balıkesir Gönen'de vazife yaptım. Balıkesir Gönen'deyken 3-5 arkadaş biz o zaman işte Işık Kitabevi, Sonak Kitabevi haline döndü. Oradan kitap getirirdik. Köylere giderdik. O Balıkesir'in o Gönen kazası Çanakkale ile sınır. Çan, Biga, Yenice neyse onlarla sınır. O Çan'ın köylerine de gittik. Bir gün bir telefon dedi ki ben dedi Çan'ın falan köyündenim. Hatırlıyorum dedi, siz dedi bu köye kitap getirmiştiniz. Ben dedi senin babaannene dua ediyorum. Şimdi Mustafa Bey, benim dedem Çanakkale Harbi'ne iştirak etmiş. Nenem de anlatır. Saçları dökülmüş adamcağızın. Saf olduğu için. Ne oldu demiş buna. Ne demiş, şarapla el geldi. Sıyırdı geçti. Özene bezene anlatırdı kadıncağız. Oğlum derdi, dedeyim dedi, Çanakkale Harbi'nde dedi başına diş şey şarapla el gelmiş. Saçı gitmiş. Ona inanıyor da. Böyle aklı başıma gelip de listede falan okuyor. Ya ne dedim sen dedim ciddi kimse böyle şey yapıyor. Oğlum dedem böyle diyor dedi. Kerametlerini görmüş çünkü o. Öyle inanıyordu ona. İnanıyordu. Dedim nene. Herhalde dedim yani bizim dedenin başına gelen böyle şey düz bir şarapnel. Ustura gibi. Ustura gibi kesmiş. Dedenin saçlarını almış götürmüş. Şarapnel gelsin inna lillahi inna ileyhi raciun. Ama öyle anlatır durur. O kadar biliyor yani. Ha, o kadar bilir. Yani Türkiye'nin neresinde olduğunu da bilmez. Ama şimdi ben Konya'nın bir dağ köyü. Ondan sonra Çanakkale'nin bir orman köyü. Oradaki kadın. Hani ne dediydi kadın? Biz edelim de eden bulunur. Çanakkale'nin bir köyünden aynı şekilde kadın diyor ki ben senin babaannene dua ediyorum. Onun için hani bunu dinleyicilerimize sık sık tekrar ediyoruz. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse Halık bilir, yaratan bilir. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz hocam. Şimdi ilk dinleyicimizin enteresan bir suali var. Benim dedi 3 tane kızım var dedi. Evli olan, bekar olan var dedi. Mesela dedi ben dedi bu sadakayı mesela kızma. Kızma olmaz, olmadığını biliyor. Ama bir şey de hissetmiş ve anlamış. Mesela kızının birisine dedi ki bunu sana hediye ettim. Ama önceden altyapısını oluşturdu.
Onun oldu. Peki o kızı ablasına veya diğer kız kardeşine sadaka olarak verebilir artık. Bundan çıktı çünkü o. Onlar da sadaka sevabı hasıl olur. Buna da hediye sevabı hasıl olur. Birbirlerine bu şekilde verseler hepsi sadaka sevabı almış olur. Tabii hepsi sadaka sevabı hasıl olur. Almış olur. Bak fıtra meselesinde de mesela dedi yabancıya vermiş olsan bir miktar olacak dedi. Ama dedi ben damatlara veriyorum dedi. Damatlara veriyorum dedi. Ve birer çeyrek altın veriyorum dedi. Yoksa bir çeyrek altın hepsini sadakaya fıtırsın çoktan halleder. Çok fazla altın yükseldi ya. Yükseldiği için fazla halleder. Ya onun da idrakinde böyle yapsam olur mu? Olur tabii canım. Yani ne olmuş oldu? Damada vermek suretiyle o sadaka fıtır yerine geldi. Damat fakir. Efendim işte kızını harcarsa kime harcarsa alacaksın. Onun oldu artık kime harcarsa. Haber verince o aileye de destek olmuş oluyor. Ayrı bir sevap daha almış oluyor. Efendim bir de dinleyicimizin çağrı bir dikkat bir sualiydi. Ben dedi kendimden çok emindim. Çok emindim. Yani karı kız meselesinde falan dedi. Ama bir gün dedi bir kadın elimi tutunca dedi. Anladı ki ben de cıvıkmışım falan. Herkeste nefis var. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Hatta Yusuf Aleyhisselam işte Allah-u Teala Mısır'ı değiştirecek, onunla değiştirecek. Oradaki putperestlik yıkılacak. Kölelik sistemi yıkılacak. Yıkılacak ama yıkacak kimsenin de Allah-u Teala bir peygamber gönderiyor. Onun da suyunu çıkarıyor. Onu hazırlıyor yani. Onları hazırlıyor. O sana hani fiziken de cennet güzel olarak yaratılmış. Değil kadın erkekler görünce bile aynı şekilde cazibesine kapılıyor. Öyle bir zat. Hatta kitaplarda biliyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın o güzelliği açığa vurdu. Resulullah Efendimiz'in perdeliydi. Ama nasipli olanlar onu gördü. Mesela görenlerden birisi Hazreti Ayşe Validemiz. Görenlerden birisi de Hazreti Ayşe var. Nebahat güzelliği. Evet. Peygamber Efendimiz gibi nebahat daha farklı. Fiziken de öyle güzeldi. Ama fiziken güzelliğini mesela Hazreti Ayşe Validemiz görüyor. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı gören hanımlar parmaklarını kesti. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın yanağındaki güzelliği görseydi kalplerini keserlerdi haberler olmazdı buyuruyor. Kalplerini keserlerdi haberler olmazdı. O derece miydi? Evet orada. İşte Yusuf Aleyhisselam bütün bunlara rağmen hatta ona iman etmiş yakın onun hizmetinde bulunuyor. Çok rahat konuşuyor Yusuf Aleyhisselam'la. Diyor ki yani kabahat diyor kadınlara bulmamak lazım diyor. Seni gören insana aşık olmaması mümkün değil. Yusuf Aleyhisselam mahcup oluyor diyor ki, benim elimde değil diyor, ben olmamı istemedim diyor, başıma bela oldu diyor, başıma bela oldu. Ve bir söz söylüyor, benim nefsim kötü şey istemiyor demiyor mu buyuruyorlar. Peygamber ama Allah-u Teala'nın emir var, o çizgide Allah-u Teala koruyor, Allah-u Teala aynı şekilde koruyor. Yanlış hatırlamıyorsam yani Yusuf Aleyhisselam gibi bu ümmette de çıkarlar diye Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh bir kadın geliyor diyor ki bu genç diyor benim evime girdi bana tecavüz etmeye kalktı. Bunun üzerine tabi kadın üzerine çıkartılıyor. Hazreti Ömer o genci görünce mescide gelirmiş. İçinden diyor ki ya Rabbi ben bu gence hüsnü zannettim. Benim hüsnü zannımı boşa çıkarma. Ben bunu hüsnü zannediyordum bu gence. Hüsnü zannımı boşa çıkarma. Meğer kadın çocuğa aşık, o gence aşık olmuş. Bir vesileyle işte demiş benim avluda bir keçi var kesemiyorum gel falan derken. Evet, o suya düşürmüş. O suya düşürmüş. Demiş benimle beraber olmasan bağırırım çağırırım falan. Genç diyor ki istersen bağır çağır. Bağır çağır falan. Bağırıp çağırıyor hakikaten genci yakalattırıyor. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti'nin huzuruna çıkıyor kadın da getiriliyor. Gence diyor ki böyle bir şey yaptım mı? Hayır efendim diyor. Hadise böyle oldu. İşte Cenab-ı Hak Hazreti Ömer'e öyle bir heybet vermiş. Kadına dönüyor. Bu gencin anlattığı gibi bu gence tuzak mı kurdun falan deyince kadın eli her şey yapıyor kafası karışıyor. Evet diyor onun gencimin kabahati yok. Ben yaptım diyor. Ben yaptım diyor. İtiraf ediyor. Yani tecavüz mecavüz falan yok diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh elhamdülillah buyuruyor. Yani
Peygamber Efendimiz'in o buyurduğu bizim zamanımızda, yani bu ümmetin gençlerinden de Yusuf Aleyhisselam benzeyenler olur diye, o da bu genç de onlardan birisi diye. Ama yani Allah-u Teala nefsi kötülükleri isteyici olarak yaratmış. O içimizde. Dolayısıyla mesela bazıları efendim bundan ne çıkacak falan. Mesela bir erkek 18 kadınla bir odada oturabilir, yolculuk yapabilir, konuşabilir. Bunun dışındakilerle bir odada bulunmasın. Halvet olmasın. Ama efendim aması yok ya. Mustafa Bey mail olarak şey olarak size de geliyor. Siz de görüyorsunuz. İşte beyimin arkadaşı geldi, işte başka bizim falan diye feşmekin tabii karı. Bunlar kadın erkek beraber oturuyorlar falan. Bir bakıyorsun kadın işte beyinin arkadaşıyla kaçmış. Değil mi? İşte ekranlara çıkıp duruyorlar, kadın programda anlatıp duruyorlar. İslamiyet'in emrine uyursaydı, yani o kadın erkek beraber oturulmasaydı, görüşülmeseydi, o kadın oraya meyletmeyecekti, o erkek o kadına meyletmeyecekti. Harama zaten nefis istiyor, ona şey yapıyor. Dolayısıyla bundan kurtulur muydu? Kurtulurdu. Efendim işte şey söyleyiver, kadın tek başına işte hürdür, müstakildir, ayakları üzerinde duracak, tek başına da seyahat ediyor. Aha şimdi yeni bir hadise oldu. Şeyde Pasifik'te okyanusta tek başına değil yalnızında, işte gavur sevgilisiyle giden küt diye yapmışlar deniz. Ve atılmış düşmüş neyse. Ne oldu şimdi? Değil mi? Ne oldu şimdi? Yani netice itibariyle ne oldu? Dolayısıyla İslamiyet'in her emri kadın kulları içinde, erkek kulları içinde Allah-u Teala bak diyor, ben sizi böyle yarattım. Reçete bu. Buna uyarsanız rahat edersiniz. Fitneden, fesattan kurtulursunuz. Her emir koruyucu yani. Tabii canım, emirler koruyucu. Seyahat ederken aynı şekilde yanında mahrem olur. Ya Mustafa Bey, yani yakın zaman diyorum da işte 15 sene önceydi şeyde, şurada Ataköy'ün ilerisinde Şirin Evrek'te, evet, bak, evet. Köprünün üstünde. Evet. Kadın tek başına, adam oradan alıyor, orada ormanlıkları götürüyor, hem tecavüz ediyor hem de öldürüyor. Ya İstanbul'un göbeği. İstanbul'un göbeği, ya E5'in üstü yani. Vızır 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 arabalar geçiyor. O kadının yanında oğlu olsaydı, ya da erkek kardeş olsaydı, babası olsaydı, o kötü niyetli kimse buna cesaret edemezdi. Dolayısıyla sen öyle yapınca şimdi kadın mesela baldırını bacağını açıyor. Efendim diyor, bana yan gözle baktı, bana ne diye bakacak peki? Ne diye bakacak peki? Ne diye gösteriyorsun o zaman sen onu? Açtığın zaman ne diye gösteriyorsun? Onu sana tecavüz etmesi, sonra da sen başka erkeklere kuyruk salladığın zaman getirip seni öldürmesi gayet tabii. Yani o da din iman bilmiyor, sen de din iman bilmiyorsun değil mi? Sen de dinle. O da Allah'tan korktu. Sen de. Netice itibariyle, olacağı bu mu? Evet, olacağı bu. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin inşallah Teala efendim. Dolayısıyla hani dinleyicimiz böyle diyor falan, bu herkese. Hatta vefat etti bir arkadaş dedi, o zaman dedi işte kitap da satmak için dedi köylere gittik. 80 yaşında bir amca. Ben ihtiyar diyor, sordum diyor öyle dedi. Amca demiş nefis. Oğlum demiş 18 yaşındaki gibi duruyor demiş ya. Duruyor. Ama gücü yetmiyor. O kadar. Duruyor demiş o. Ama gücü yetmiyor. Ama Allah-u Teala'nın emrine uyarsan rahat edersin. Hem gençken hem yaşlı rahat edersin. Gelelim diğer dinleyici. Helallaşma kul haklarından mesela. Ben mesela seninle helallaştım. Karşılıklı olarak bugüne kadar haklarımın hepsini helal ettim. Seninle helal ettim dedim. Sonra bazı haklar zuhur etti. Dinleyicimiz diyor ki öncekileri helal ettiydi diyor. Sonraki doğan haklarla beraber bu birleşir mi? Hayır, o bitti. Hatta hocamız Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala hayattayken sual olarak da arz edildi. Yani kitapta birazcık net anlaşılmıyordu. Biz de sual olarak arz ettik. Yani helal ettim, o siliniyor, gitti o. O yeni haklar. Yani şimdi mesela diyor ki ben daha önce haklarımı vazgeçtim. Vazgeçtim demesinin de kıymeti yok buyuruyor. Gelecek haklarımı da helal ettim derse. Gelecek haklarımı da helal ettim. Ben öyle yapıyorum. Ne uğraşıp duracaksın yani, değil mi? Çünkü şeyde mahşerde bekletecekler mizanın başında. Efendim son dinleyicimiz namazda kıraatte bazı harfleri dedi şey yapıyor falan. Efendim yakın ses çıkardım, mesele biter. Mesela dinleyicimize telaffuz ettirdik ve dualin diye. Tamam, yakın bir ses çıkıyor. Namazına mahsur yok. Bir de İslam ve toplum programı olsun, gönül programı, huzura doğru bunları dedi şeye indirsek, telefona indirsek indirilebilir. Tamam. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.